Yaşa kahraman Türk! Bu gökler senin, senin yaptığın kanatlarındır, övünüyorsa senin gibi havacılarımızla. Vecihi Hürkuş, Ankara'ya giderek Türk Tayyare Cemiyeti'nin kurucuları arasında ilk ve tek pilot olarak yer aldı. Bundan sonra vatana hizmete askeri üniformayla değil, sivil olarak devam edecekti. Cemiyetteyken havacılık yolunda büyük işler başarmak için yeni fikirler üretecek ve bunları uygulamaya geçirmek isteyecekti. Vecihi Hürkuş, yazdıklarını vakit kaybetmeden Türk Hava Kurumu Başkanı Cevat Abbas Gürer'e gösterecekti. Efendim, tüm milletimizin cemiyetimize alaka göstermesini istiyorum. Bu yüzden bazı fikirlerim var. Şimdi bağış miktarlarına göre bronz, gümüş ve altın madalyalar verilmesini düşünüyorum. Böylelikle cemiyetimize yeni tayyareler alabiliriz. Güzel fikirmiş Vecihi. Hatta buna ek olarak şunu da yapabiliriz. Cemiyetimize tayyare alınabilmesi için 10 bin lira veren her köy, kasaba, şehir, hatta şahsın ismi tayyareye verilsin. Böylelikle para daha kısa sürede toplanacaktır. Böylelikle bağış yapanları da onur etmiş olacağız. Çok iyi düşündünüz. Alınan bu karar çok gecikmeden sonuç vermeye başladı. 10 bin lirayı gönderen ilk bölgemiz Ceyhan oldu. Ve böylelikle cemiyetin ilk tayyaresinin de adı konuldu. 27 Mayıs 1925 tarihinde Vecihi Hürkuş tarafından İstanbul'dan teslim alınan Ceyhan uçağının kısa sürede montajı yapıldı ve ardından 7 Haziran 1925 tarihinde Ankara'ya getirildi. Ankara'da Cevat Abbas Bey tarafından Vecihi Hürkuş'a baş tayyareci unvanı verildi. Baş tayyareci unvanını aldıktan sonra Ceyhan tayyaresiyle Türkiye için seyahatler yaptı. Yapmış olduğu bu hava seyahatlerinden 2 milyon lira gelir elde ediyor ve dönemin şartlarına göre bu 200 tayyarenin alımına yetebilecek kadar ciddi bir para. Ancak bütün başarılarına ve memleket için yapmış olduğu faydalara rağmen cemiyet için yolunda gitmeyen bazı şeyler vardı. Cevat Bey, müsaade var mı? Hayrola, bir sıkıntın var? Var Vecihi, var. Cemiyetin çalışma şekli değişecekmiş. Bizden sadece gelir kaynaklarımızı işletmemiz isteniyor. Elimizdeki tayyareler ne olacakmış? Onları da hava kuvvetlerinin emrine verecekmişiz. Bu doğru bir karar değil. Bizim cemiyetimiz halkımız sayesinde bugünlere geldi. Eğer böyle bir şey yaparsak halkın bize olan güvenini kaybederiz. Bir daha asla bize destek olmazlar. Ne yazık ki kurulun kararı bu yönde. Ben de emekliliğimi istedim. Yerime Fuat Bey'i atamışlar. Şu an kendisi burada ve seninle görüşmek istiyor. Görüşelim. Görüşelim de bu karar hiç ayrı alamet değil. İstiklal Savaşı'nın komutanlarından ve Atatürk'ün yakın arkadaşlarından olan Fuat Bulca, 14 yıl boyunca Türk Hava Kurumu'nun başkanlığını yapacaktı. Hoş geldiniz Vecihi Bey. Buyurun oturun. Oturmayacağım. Cevat Abbas Bey size yeni alınan kararı beyan etmiştir. Artık cemiyetin uçuşla ilgili hiçbir görevi kalmamıştır. Siz yeniden hava kuvvetlerindeki görevinize devam edebilirsiniz. Teşekkür ederim Fuat Bey. Ancak ben böyle bir görevi kabul etmiyorum. İstifamı gün içinde hazırlayıp size sunarım. Yeni göreviniz hayırlı olsun. Ani karar vermediniz mi Vecihi Bey? Ani değil efendim. Doğru bir karar veriyorum.
Vecihi Hürkuş için Türk Hava Kurumu günleri de sona ermişti. Vecihi Bey, durunuz. Ancak önüne başka bir fırsat çıkacaktı. İsmim Adnan, tayyare mühendisi. Kurulun kararını duyunca Kayseri'den buraya aslında sizinle görüşmeye gelmiştim. Bu kararı alacağınızdan hiç şüphem yoktu. Kararımdan döndürmek için geldiyseniz boşuna uğraşmayın, kararım katidir. Vecihi Bey, kararlarınızın ne kadar katı olduğunu çok iyi biliyoruz. Ben bu yüzden buradayım. Dünya Harbi'nden sonra yapılan Versay Anlaşması gereği Almanlar kendi ülkelerinde uçak fabrikası kurma kabiliyetlerini kaybettiler. Bu yüzden ülkemize gelerek ortak bir uçak fabrikası kurmak ve her iki ülkenin de uçaklarını bu fabrikada imal etmek isterler. Hükümetimiz de bu konuya oldukça sıcak bakarak Kayseri'de Almanlarla beraber ortak bir fabrika kurma kararı aldı. Beni de bu projenin başına mümessil olarak atadılar. Ben de arkadaşlarımla beraber düşündüm. Bu projenin siz olmadan hayata geçebileceğine inanmıyoruz. Bu yüzden size şef pilotumuz olarak aramızda görmeyi teklif ediyoruz. Münasip görürseniz bizlere şeref verirsiniz. Yıllardır oradan oraya koşuşturmaktan çok yoruldum be kardeş. Kimi aklıyla düşünür hareket eder, kimi kalbiyle. Bense kanatlarımla düşünürüm. O yüzden hiçbir zaman uçmaya, uçurmaya hayır demedim, demeyeceğim. Kayseri'de kurulan TOMTAŞ, milli imkanlarla uçak üretebilmek için 15 Ağustos 1925'te Milli Savunma Bakanlığı ile Alman Junkers uçak fabrikası yetkilileri arasında bir anlaşma yapılıyor ve bu anlaşma ile birlikte üretime başlıyor. Bu fabrikanın yılda 250 uçak üretmesi hedefleniyor. Burada şöyle bir parantez de açmak lazım. Junkers o dönemin en önemli havacılık otoritelerinden bir tanesi ki ilk metal uçağı da yine Junkers tasarlayıp üretmiş. Ancak TOMTAŞ'ta işler istenildiği gibi gitmedi. Junkers'in anlaşmadaki bazı sorumluluklarını yerine getirmemesi, Türk yönetici ve işçilerini huzursuz etmeye başladı. Bu meselelerin büyümesi olayı mahkemeye kadar taşıdı. Komisyon üyeleri teftiş amacıyla fabrikaya geldiler ve olayları yerinde inceledikten sonra anlaşmanın fesine dair raporlarını sundular. Hazırlanan bu rapor neticesinde fabrikanın kapanmasına karar verildi. Vecihi Hürkuş'un TOMTAŞ'taki görevi bitmiş ve 3 yıl önce görev yaptığı Türk Hava Kurumu'ndaki tetkik şubeye geri dönmüştü. Onu geri dönmeye ikna eden Kafkas cephesinden arkadaşı olan Şükrü Koçak olmuştu. Şükrü Koçak, Türk Hava Kurumu'nda başkan yardımcısı olarak çalışmaya başlamış ve Vecihi Hürkuş'u tekrar aralarında görmek istemişti. Bu nedir böyle Vecihi? Kumandanım, yeni bir tayyare üstünde çalışıyorum da, onun kaba çizimleri. Ah be Vecihi, keşke bu gayretlerin bir karşılık bulsa. Tekrar umutlanıp umudunu kaybetmenden korkarım. Mesele benim umutlarım değil ki kumandanım. Memleketin ikbali. Doğru söylersin, doğru da. Memleketin imkanları ve kurulun tavırları ortada. Bu işlerin sonunda bir zarar görmeni istemem. Ben esas bu sevdamdan vazgeçersem zarar görürüm kumandanım. Hem görürsünüz. Bir gün yine kendi yaptığım tayyaremle uçacağım. Vecihi Hürkuş yeni bir uçak yapmakta kararlıydı. Ve bu kararını uygulamaya geçirecekti. Aklına koyduğu uçağı yapabilmek için Türk Hava Kurumu'ndaki vazifesinden 3 ay izne ayrılan Vecihi Hürkuş, İstanbul Kadıköy'de bir keresteci dükkanı kiraladı. Ve burada 3 ay içinde Vecihi 14 adını vereceği uçağını imal etti. 2 kişilik bir uçak, aynı zamanda tek motorlu spor ve eğitim amacıyla da kullanılan bir uçak. İlk uçuşunu büyük bir kalabalık ve basın karşısında 27 Eylül tarihinde 1930'da Kadıköy'ün Fikirtepe semtinde gerçekleştiriyor. Bu uçak Türkiye'nin ilk yerli sivil uçağıdır. Kendisinin de ürettiği ikinci uçak olarak tarihe geçmiştir. Vecihi Hürkuş, 29 Eylül 1930 tarihinde uçabilirlik sertifikası almak için İktisat Bakanlığı'ndan müsaade istemişti. 14 Ekim 1930 tarihinde tayyarenin teknik vasıflarını tespit edecek
elimizde hiçbir vasıta bulunmadığından muayenesine imkan görülmemiş ve gereken vesika verilememiştir cevabını almıştı. Fuat Bey, siz de biliyorsunuz ki Veci'nin it tayarisinin yapışının üzerinden tamı tamına 5 sene geçti. O vakitte aynı gerekçelerden ötürü ona mani olmuşlardı. Görüyorsunuz ya, memlekette değişen hiçbir şey yok. Maalesef havacılık teşkilatında bu işten anlayan hiç kimse yok. Ha, Veci'yi tenzih ederim. Havacılık ilmine vakıf bir arkadaşımız bile yok. Ama hayret ettiğim bir mesele var. Nedir o? Yani yabancı memleketlerden aldığımız tayyarelerin komisyon önünde uçması kafi gözükürken neden Veci'ye müşkülat çıkarıyorlar onu anlamıyorum. İnanın bu sorunun cevabını ne ben ne de Veci'yi bir türlü bulamıyoruz. Nasıl ki ecnebilerden aldığımız tayyareler buraya uçarak geldiyse bu tayyare de İstanbul'dan buraya uçarak geldi. Bu da tecrübesi için kâfi olmalıydı. Haklısınız. Ama duruma bakacağız tabii. Gel. Buyur evladım. Askerler geldi. Veci Bey'in tayyaresinin yanındalar. Tayyarenin yanına yaklaşmak yasak. Böyle bir emir aldık. Ne saçmalıyorsunuz be siz? Kimin tayyaresini kimden saklıyorsunuz? Çek şöyle. Kurulun kararından sonra izinsiz bir şekilde uçmanızı istemiyorlar. Emirler kesin. Kim verdi bu kararı? Vilayet. Başlarım sizin vilayetinizden ha. Bu tayyare benim. Kendi ellerimle yaptım, anlıyor musunuz? Veci gel şöyle. Gel tamam, halledeceğiz, merak etme. Halledeceğim zaten. Ahtım var, bu sefer halledeceğim. Bu kararı kim aldıysa, kim uyguluyorsa hepsiyle hesaplaşacağız. Saçmalığa bak be! Veci Hürkuş'un yeni bir engellemeye daha tahammülü yoktu. Buna bir son vermek için ne gerekiyorsa yapacaktı. Veci Hürkuş'un günlerce süren mücadelesinden sonra Genelkurmay'da görevli olan Binbaşı Şefik Çakmak Türk Hava Kurumu'na gelerek onunla görüşmek istemişti. Siz benim kim olduğumu, bu vatan için neler yaptığımı gayet iyi biliyorsunuz. Veci Bey, yaşananlardan duyduğum üzüntüyü bilmenizi isterim. Şimdi sizin için ne yapabilirim söyleyin lütfen. Tayyaremle ilgili alınan kararın düzeltilmesini ve askerlerin başından kaldırılmasını isterim. Tayyarenizin yanından askerleri çekerim. Ancak uçuş müsaadesini size ben veremem. Binbaşım, bizim fen bölümümüz benim tayyaremin muayenesini yapamıyorsa bunun suçlusu ben miyim? Eğer yapamayacaklarsa dost bir ülkede muayenesinin yapılmasını sizden istirham ederim. Bakın Veci Bey, sizi hem ben hem Fevzi Paşa oldukça iyi tanırız. Bu hususta da elimden gelen gayreti göstereceğim. Emin olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Asker, vazifeniz sona erdi. Emredersiniz kumandanım. Asker, yürü. Veci Hürkuş, inatçılığı, iradesi ve kararlılığıyla cephe dışında yeni bir zafer daha kazanacaktı. Veci Hürkuş'a zorluk çıkarıldığını öğrenen dönemin Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Türk Hava Kurumu'na kendi imzasını taşıyan bir yazı gönderdi. Bu yazıda Veci Hürkuş'un uçağıyla Çekoslovakya'ya gidebileceği ve gerekli belgeleri de oradan alabileceği yazıyor. Çekoslovakya'ya giden Veci Bey yapılan testlerden orada başarıyla geçiyor ve gerekli izinleri alıyor. Daha sonra da uçarak Türkiye'ye geliyor. Gerekli izinleri aldıktan sonra Türk Hava Kurumu'nun tanıtımı amacıyla İstanbul'da konferanslar veren Veci Hürkuş, gördüğü ilgiden sonra havacılığa hevesi gençleri kazanmak için İstanbul'da bir uçuş okulu kurmaya karar verdi. Yanındaysa en büyük destekçilerinden olan Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak vardı. Hayırlı olsun Veci. Allah utandırmasın. Teşekkür ederim paşam. Buraya gelerek gayeni öğrenmek ve görmek istedim. Vallahi paşam, en büyük gayem gençlerimizi iyi birer havacı olarak yetiştirebilmek ve tayyare yapımı hususunda bildiğim ne varsa onlara aktarmak.
güzel işler yapmak istiyorsun Vecihi. Peki bunları başaracak kudreti görüyor musun kendinde? Paşam, bu milletin evlatları bütün dünyayı en yukarıdan bakmaya layıklar. Bu benim için artık vatani bir ödev gibi. Muvaffak olacağıma dair inancım tamdır. Bunca emek veren, gayret gösteren bir adamın ismi yakışır buraya. Vecihi, sivil, tayyare emektir. Vatana, millete hayırlı olsun. Sağ ol paşam. Okula ilk başlarda 12 öğrenci temin edildi. Bu öğrencilerin hiçbirinin maddi durumu talimatnamede belirtilen parayı karşılayacak durumda değildi. Fakat Vecihi Hürkuş, Vecihi 14 isimli tayyaresiyle pilot yetiştirebileceğini herkese göstermek istiyordu. Okul 27 Eylül 1932 tarihinde eğitime başladı. Hocam, eliniz nasıl oldu? Yıllar önce tanıdığı Emrullah Ali karşısına çıkmış ve söz verdiği gibi paraşütüyle yanına gelmişti. Demek geldin ha. Hoş geldin. Size söz verdiğim gibi havada otomatik bir şekilde açılan paraşütü yaptım hocam. O zaman söz tutma sırası bende. Geç bakalım tayyarenin yanına. Beraber uçacak mıyız? Uçacağız tabii. Ben paraşütün maharetlerini görmek istiyorum. Emrullah Ali Yıldız tarafından geliştirilen ve otomatik bir şekilde paraşütün açılmasına yarayan bu sistem, Türk Hava Kurumu tarafından da test edilmiş ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak ne yazık ki Türk Hava Kurumu bu icadı dünya çapında tanıtılması ve dünya ölçeğinde bir patent alınması için herhangi bir çalışma yapmamıştır. Uçak yapımına dair her şeyi öğrenmeye başlayan Vecihi Hürkuş'un öğrencilerinin beklenmedik bir ziyaretçileri olacaktı. Vecihi Hoca burada mı? Neden soruyorsun? Mektebe kaydımı yaptırmak istiyordum. Yoksa pilot mu olacaksın? Evet. Arkadaşlar, gelin gelin. Burada pilot olmak isteyen bir kız var. Gerçekten öyle mi? Bu pilot olacak. Doğru mu duydun? Demek olacaksın. Bu halinden mi pilot olacaksın? Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu arkadaş gibi burnum daha büyük olsaydı pilot olmasaydım daha iyi. Bak dürüst oluyorum. Ya gerçekten pilot mu olacaksın? Neden bu kadar şaşırdınız? Vay be. Bir kızın pilot olmak isteyeceğini asla düşünmezdim. Ne yapıyorsunuz burada? Hadi herkes işinin başına. Hadi. Sen ne bekliyorsun? Eribe Hürkuş henüz 2 yaşındayken annesi ve Vecihi'nin kardeşi olan Remziye Hanım'ı Eskişehir'deki düşman bombardımanında kaybetmişti. O zamandan beri baba olarak bildiği Vecihi Hürkuş'un yanındaydı. Okuldaysa paraşüt eğitimi alıyordu. Hoş geldin. Sen bakma bizim Aylazlara. Demek tayyarelere ilgin var. Evet. Demek senin de ilgin var. Benim daha çok paraşütle atlamaya ilgim var. Olsun. Yine de benziyoruz desene. Biliyor musun? En büyük hayalim gökyüzünde olmak. Çocukken tayyareleri izler, heyecanlanırdım. Kim bilir onları uçuranlar ne kadar da mutlu. Keşke bir gün ben de öyle uçsam diye düşünürdüm. Çok güzel. Bunu duymak eminim ki babamı da mutlu edecek. Vecihi Hoca senin baban mı? Evet. Hem madem uçmak istiyorsun, her tayyarecinin bir ülküsünün olduğunu bilmelisin. Seninki ne olacak? Ülküm iyi bir tayyareci olmak. Türk kadınlarının bu konuda da diğer milletlerden geri kalmayacağını herkese göstermek olacaktır. Öyleyse aramıza hoş geldin. Tanışalım, ben Eribe. Memnun oldum Eribe. Ben de Bedriye. O zaman gel seni biraz gezdireyim. Bedriye Tahir, Türkiye'nin ilk sivil kadın pilotu. İlk günler okuldaki erkek öğrenciler tarafından
tuhaf karşılanmasına aldırmadan, yılmadan azmetti ve okuldaki derslere başladı. En büyük desteği ise Vecihi Hürkuş ve Eribe Hürkuş'tan aldı. Askeri bröveli pilot ve mühendis olarak yurda dönen Selahattin Reşit Alan, 1932 yılında Milli Müdafaa Vekaleti 1 koduyla eğitim ve keşif uçağı projesini hazırladı. Tamamladıktan sonra Vecihi Hürkuş'u ve öğrencilerini ziyaret etmek istedi. Bunu nerede yapacaksınız? Eskişehir Tayyare Tamirhanesi. Kolay olmayacak ama Vecihi Hoca'dan alacağım ilhamla bunu da başaracağım. Hocamla tanıştığınız için çok şanslısınız. Yolunuz daima gökyüzünde kesişsin. Şu gördüğünüz tayyareyi yapana kadar hocam ne zorluklar çekti bir bilseniz. Binbir zorlukla inşa edilenler her daim daha kıymetlidir. Vecihi Hoca'nın ve sizlerin çabalarını herkes takdir ediyor. Çok sağ olun. Gelin, size hocanın yanına kadar eşlik edeyim. Yıllar sonra Vecihi Hürkuş'u yeniden görecek olan Selahattin Alan, projelerini onunla paylaşacaktı. Vecihi Hürkuş'un çalışmalarını merak eden ve en az onun kadar havacılığa meraklı olan biri daha vardı. O isim Nuri Demirağ'dı. O gün kardeşi Naci Demirağ'ı Vecihi Hürkuş'la tanışmaya göndermişti. Naci Bey. Ah Vecihi Bey. Efendim hoş geldiniz. Sizi aramızda görmek şereftir. Hoş bulduk. Yalnız o şeref bana ait. Çalışmalarınızı merak ettiğimiz için abim sizi ziyaret etmemi istedi. Ve selamlarını iletti. Aleyküm selam. Sağ olsunlar. Burası ne kadar güzel bir yer böyle. Çalışmalarınızı takdir etmemek gerçekten elde değil. Dilerseniz mektebi dolaşalım. Çalışmalarımızı görmenizi isterim. Tabii tabii. Buyurun lütfen. O dönem havacılıkta her gün yeni bir icat oluyordu. Bizim icatlarımızsa hayatta kalma ve ülkemizi koruma üstüneydi. Ancak Vecihi Hürkuş bunu değiştirmek istiyordu. Biz de sadece tayyare yapıp uçtuğumuzu zannediyorduk. Efendim mektebimizi motorlu ve motorsuz sınıflar olmak üzere ikiye ayırdık. Motorsuz sınıflarımızda bu planörlerin eğitimini vereceğiz. Emrullah Ali. Gel bak, Naci Bey'le tanış. Naci Demirağ. Memleketimiz Demirağlarla ördüğünüzü duymuştum. Ağabeyimin dediği gibi delikanlı. Bizim işimiz vatana hizmet, millete borçtur. Planörün hakkında bilgi almak isterim. İsmi Bursa ya kendisi olacak. İsterseniz yanına geçelim. Emrullah Ali Yıldız, Yeşilköy Tayyare Makinist Mektebi'ni dereceyle tamamladıktan sonra 4 yıllık zorunlu görevinin ardından sivil hayatına geri dönmüştü. Vecihi Hürkuş'la yeniden görüşerek planör çalışmalarına devam etti. 1933 yılında kurulan Yelkenli Uçuş Kulübü'nün kaptanlığını da yapan Emrullah Ali, geceli gündüzlü çalışarak üreteceği planörüne Bursa Yelkenlisi adını verecekti. Gazeteler onun ürettiği planörün gücüne ve özelliklerine dair yazılarla dolacakken o başarısının tadını çıkaracaktı. Bu planör bugüne kadar görmüş olduğunuz planörlerden birçok noktada ayrılacaktır. Hava kuvveti ihtiyacı duymadan istediği gibi uçabileceği şekilde tasarladım. Ayrıca yerden yükselirken bir otomobilin veya bir aracın onu çekmesine ihtiyaç duymaz. Kendi kuvvetiyle yerden yükselebilir. Bu işe meraklı gençlerimiz var yani, öyle mi? Vallahi Naci Bey, gençler çok ilgi gösteriyorlar. Ve bu eğitim uçuşların da ülkemizin en iyi planörcüsü Emrullah Ali verecek inşallah. Sağ olun hocam, sayenizde. Dilerseniz motorlu sınıfa geçelim. Tayyarelerin yapımı, bakım ve onarımını orada gerçekleştiriyoruz. Kolay gelsin. Kolay gelsin arkadaşlar. Naci Demirağ gördüklerinden etkilenmiş ve yapılan işlere hayran kalmıştı. Sizi tebrik ederim Vecihi Bey. Yaptıklarınızla gurur duydum. Eminim abim de gurur duyacaktır. Eserimize olan iltifatınız da bizim gururumuzdur Naci Bey. Çok teşekkür ederiz. Vatana ve millete hizmet eden çabalarınıza yardımcı olmak şimdi bizler için birer vicdani vazife sayılır Vecihi Bey. Söyleyin, nasıl bir yardımda bulunarak bu özel çabalarımıza bir fayda da bulunabiliriz? Vallahi Naci Bey,
Öğrencilerim için en iyi yardım onlara yeni bir tayyare kazandırmak olacaktır. Anlaştık. Sizi tanıdıktan sonra ne kadar önemli bir insan olduğunuzu şimdi daha iyi anlıyorum. Estağfurullah. Okulumuzdaki gençlere şu dakikadan itibaren kendi özel şahsımdan bir tayyare bedeli ayıracağım. Çok teşekkür ederim. Bizi mesut ettiniz. Sağ olun Naci Bey. Demir Ağa kardeşler, sivil havacılığın önemine ve yurt savunmasında çağın en etkili silahı olan uçakların yapılabileceğine inanıyorlardı. Ve bu samimi duygularını o gün açıkça ortaya koymuşlardı. Demir Ağa ailesinin 5000 lira bağışta bulunmasının ardından Vecihi Hürkuş öğrencileriyle birlikte Vecihi 16 ismini verdiği uçağa imal ediyor. Ve onu kısa sürede Nuri Demir Ağa teslim ediyor. Vecihi Hürkuş, Demir Ağa kardeşler için yapılacak uçağın gerekli hazırlıklarına başlanmasını istemişti. Öğrencilerinin hepsi bir bayram havası içinde uçağın yapımını tamamlamış ve onu ilk kimin uçuracağını merakla beklemişti. Bedriye, bu tayyarede senin emeğin büyük. Bunca zamandır pilotluk konusunda bayağı tecrübe de edin. Benim rüyalarımda hemen hemen uçmadığım bir gece yoktur hocam. Çok teşekkür ederim. O zaman gökyüzüyle buluşma zamanı. Kendi iradesiyle göklere yükselen ilk Türk kadın pilot olduğu için Bedriye Tahir'e Gökmen adı verilecek ve Gökmen Bacı olarak bilinecekti. Bedriye Tahir Gökmen, Türkiye'nin aynı zamanda ilk sivil kadın pilotu. Bir yandan memurluk yaparken diğer yandan da uçuş eğitimleri alıyor. Nitekim Vecihi Bey'in okulundan bir kadın sivil pilot olarak mezun oluyor ve bu açıdan da bu Türk tarihinde bir ilktir. Vecihi Hürkuş'un çabalarını bilen ve onun yaptıklarını merak eden Şükrü Bey o gün onu ziyaret etti. Vecihi? Kumandanım, kusura bak ben de almışım öyle. Hayırdır, bir sorun mu var? Var ya kumandanım. Talebe sayımız düşündüğüm çok altında kaldı. Ben gerekli yerlerle, devlet yetkilileriyle görüştüm. Yardım talep ettim, dostlarımla da. Ancak Nuri Bey ve Naci Bey dışında hiç kimse yardımcı olmaya yanaşmadı. Ben sadece tayyare pilotu değil, aynı zamanda havacılıktan, fenden, kendi sanatından anlayan pilotlar yetiştirmek istiyorum. Ancak mali tablo ortada. Bu kurumu daha ne kadar ayakta tutabilirim bilmiyorum. Çok büyük bir iş başarıyorsun aslında. Fuat Bey'le konuşup bu durum hakkında destek rica edeceğim. Teşekkür ederim kumanda. Lakin bir faydası olacağını sanmam. Memlekette havacılığa destek bulmak çok zor. Ne yazık ki işler bir türlü istediği gibi gitmedi. Memleket yararı için gösterdiği bütün çabalara rağmen tek başına bu yükün altından kalkamadı ve okulunu kapatmak zorunda kaldı. Yine kaldık seninle baş başa. Bugüne kadar neler yaptın, sonunda ne oldu ki diyorsun değil mi? Hep hüsran, hep yalnızlık. Ne yapalım peki? Yalnız kalıyoruz diye, hüsrana uğruyoruz diye sevdamızdan vazgeçelim. Hem bu saatten sonra ben seni bıraksam sen beni bırakmazsın. Dur bakalım. Her şeyi karartmayalım hemen. Daha neler göreceğiz, neler yaşayacağız, kim bilir. Kızım siz gitmediniz mi daha? Sensiz hiçbir yere gitmeyiz kahraman. Uçmayız da. Üzülmeyin hocam, bunun da üstesinden geleceksiniz. Asla, asla üzülmeyeceğiz. Ben size ne dedim?
Ne zaman dara düşseniz başınızı göğe dikin. Çünkü gökyüzünde ferahlık var. Sizlerle gurur duyuyorum. Bugüne kadar kendi yaptığınız tayyarelerle kimsenin burnu dahi kanamadan büyük işler başardınız. Ve daha çok büyük işler başaracaksınız biliyorum. Başınız her daim dik. Yolunuz ilelebet gök kubbe olsun. Silin artık şu gözyaşlarınızı hadi. Hadi, hadi. O dönem Türkiye'de bırakın makine yapmayı, insanların makineleri kendi başına kullanması dahi istenilmeyen bir dönem. Dünyada adeta roller sanki böyle dağıtılmış gibi. İşte Amerika ve Avrupa'ya üstünlük, bize ise onların yaptıklarını kullanmak uygun görülmüş. Türk Hava Kurumu Başkanı Fuat Bulca, 1934 yılında bir Türk ekibiyle hava sporları ve sivil havacılık alanında inceleme yapmak üzere Rusya'ya gitti ve incelemelerde bulundu. Rusya'da da Türkiye'dekine benzer bir tayyare cemiyeti vardı ve orada her yıl binlerce havacı eleman yetiştiriliyordu. Ruslar teçhizat bakımından çok zengindi. Fuat Bey de benzer bir teşkilatın başkanı olmasına rağmen tek bir uçağı dahi yoktu. Gördüklerinden sonra hazırladığı rapor hakkında Atatürk'te konuşmak üzere Çankaya Köşkü'ne bu işler için en doğru adam dediği Vecihi Hürkuş'la birlikte gitti. Havacılık yolundaki çalışma ve muvaffakiyetlerinizden haberim oldu. Hem savaşta hem sulh zamanındaki yaptıklarınızı takdir ediyorum. Çok teşekkür ederim paşam. Sizin takdiriniz bizim için payelerin en büyüğüdür. Tüm gayretimle memleket için çalışmaya devam edeceğim. Bundan hiç şüphem yok Vecihi Bey. Çocuk için hazırlattıklarımı getiriniz. Henüz kıdemli bir yüzbaşıyken Fransa'da Picardy denilen yere gözlemci olarak gönderilmiştim. Orada tayyare tatbikatlarını izleyecek ve notlar alacaktım. Önce meydanda bulunan tayyarelerle gösteriler yapıldı. Sonra tatbikata katılan yabancı subaylardan isteyenlerin bu tayyarelere bindirileceği söylendi. Hemen hazırlıklarımı yaptım. Bu gördüğün kutudaki eldiven ve gözlüğümü takıyordum ki Ali Rıza Paşa bileğimden tuttu. Bilmediğin aş ya karın ağrıtır ya baş diyerek beni uyardı. Tayyareye benim yerime başka ülkeden bir subay bindi. Ve o tayyare havada bir dönüş yaptıktan sonra düşüp yere çakıldı. Allah sizi bize bağışlamış paşam. Ne o gün ne de sonraları bunları giymek bana nasip olmadı. İsterim ki sizin gibi Türk havacılığına gönül veren kişiler tarafından giyilsin. Bugün benim arzum ve sizlerin de gayretiyle Türk havacılığının yeni bir temeli atılsın. Bunlarla ömrümün en kıymetli hediyelerini bana bağışladınız paşam. Sizi mahcup etmeyeceğim. Öyleyse Türk kuşu ismiyle yeni bir çalışmaya yol açın. Ve Vecihi Bey'in kabiliyetlerinden faydalanın. Emredersiniz paşam, derhal. Vecihi Hürkuş, Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar yapmaya başlamış. Çünkü o gün Türk kuşunun da kendini göstereceği ilk gün olacağı için hazırlıklara büyük özen gösteriyor. Vecihi Hürkuş ve öğrencileri uzun zamandır planör uçuşu yapıyor ve paraşütle atlıyorlardı. Çabalarının sonucunu hem onları izleyen vatandaşlara hem de devlet erkanına gösterecekleri için heyecanlıydılar. Kolay gelsin Vecihi Bey. Elinize sağlık. Hazırlıklar çok güzel olmuş. Harika. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Mustafa Kemal Paşa'nın karşısına çıkacak olmanın heyecanı var hepimizde. Kim bu kızımız? Rahmetli kız kardeşim Remziye'nin kızı Eribe.
Benim de kızım sayılır. Bir hür kuş daha. Tanıştığımıza memnun oldum evladım. Sağ olun efendim. Ben de memnun oldum. Kızım, törende sen de bir gösteri yapacak mısın? Hayır efendim. Babam atlamama müsaade etmiyor. Ya Veci Bey, böyle bir evladım var. Hiç değilse bir kere atlamasına izin ver be kardeşim. Mesele atlaması değil efendim. Hastalıktan yeni çıktı kendisi. Tam manasıyla hazır değilsin Eribe. Ne olur babacığım, şimdi bir atlayış yapayım. Kendimi iyi hissediyorum. Hem daha önceki atlayışlarda da başarılı olmuştum. İyi tamam peki. Git hazırlan. Sadece bir atlayış. Teşekkür ederim. Tamam. Hür kuşlar daima gökyüzünde olmalıdır Veci. Evladının tutkusunun önüne geçmek istemeyen Veci Hürkuş, istemeden de olsa atlamasına izin verdi. Ancak Eribe o günkü atlayışını 800 metreden büyük bir başarıyla tamamladı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için tüm hazırlıklar tamamlanmıştı. Eribe provalardaki tüm atlayışlarda başarılı olduğu için uçaktan yine atladı. Ancak bu kez bir terslik oldu ve paraşütü bir türlü açılmadı. 400 metre, 300 metre, 200 metre tam yere yaklaşmıştı ki beyaz paraşüt önce açıldı, sonra bir anda yeniden kapandı. Yaşananları izleyen yüzlerce insanın bağırışları arasında Eribe yere sert bir düşüş yaptı. Açılın lütfen. Babacığım kabzını çektim. Çektim, çok uğraştım ama paraşüt bir türlü açılmadı. Biliyorum, biliyorum. Biliyorum, senin suçun yok. Geçecek hepsi. Türk havacılığı ve gençleri için her şeyi göze alan adam o gün en büyük acıyı yine havacılık uğruna yaşayacaktı. Kardeşinin emaneti olan ve kızım dediği Eribe hayatını kaybedecekti. Veci Hürkuş Eribe'yi kaybetmiş olmasına rağmen uçmaktan asla vazgeçmemişti. Başka sorsa değil uçmak, belki hatırlattıklarından dolayı gökyüzüne bile bakmaya cesaret edemezdi ama Veci Bey için uçmak adeta vazgeçilmez bir tutkuydu. Vecihi Hürkuş 1937 yılında Türk Hava Kurumu tarafından mühendislik eğitimi alması için Almanya'daki bir mühendislik okuluna gönderildi. 1939 yılında mezun olarak ülkesine döndüğünde, 2 yılda mühendis olunmasının imkansız olduğu söylenerek uçak mühendisi ruhsatı verilmedi. Havacılıktan uzun bir süre ayrıldıktan sonra, 1954 yılında ilk sivil hava yolu şirketi olan Hürkuş Hava Yolları'nı kurdu. Türk Hava Yolları'nın seferler yapmadığı yerlere uçuşlar koymak istedi. Ancak kazalar, kaçırılmalar ve sabotajlar gibi sebeplerle şirketi uçuştan men edildi. Elinde kalan son uçağını da Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün emrinde kullanarak Güneydoğu Anadolu'da toryum, uranyum ve fosfat arayarak zor doğa koşullarında çalıştı. Hayatının sonlarında çok sıkıntı çekti. Uçamayacak duruma getirilen uçaklarının giderleri ve faizleri borcuna eklendi. Daha sonra icralar ve davalar nedeniyle emekli maaşına da haciz konuldu. Veci Hürkuş artık 73 yaşındadır. Ankara'da ailesiyle yaşamakta, o yaşına kadar başından geçenleri yazmaktadır. Ancak bir gün beyin kanaması geçirir ve tedavisi için Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne yatırılır.
Asker ettiler beni, demli çavuş. Gurbet ellerinde oldum bir baykuş. Anadan babadan yardan bir haber yokmuş. Uçan kuşlar uçan İzmir'e doğru. Ne oluyor kızım? Nedir bu gürültü? Ben bakıp geliyorum hemen babacığım. Doktor hanım. Efendim Gönül Hanım. Nedir bu telaş bu heyecan? Arkadaşlarım çok gürültü çıkardıysa eğer onlar adına sizden özür dilerim. Estağfurullah. Babam telaşlandı biraz. Eminim Vecihi Bey de bu haberi duyduğuna sevinecek ve heyecanımıza hak verecektir. Nedir o haber? Bugün Amerikan Devleti tarafından Ay'a uçuş gerçekleştirilecek. Harika bir haber. Böyle güzel bir habere babanız da şahit olmalı. Eğer Vecihi Bey izlemek isterse ona yardımcı oluruz. Onunla izlemek bizleri de mutlu edecektir. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ben daha fazla tutmayayım sizi. O gün Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk insanlı ay yolculuğu gerçekleşiyordu. Apollo projesi kapsamındaki fırlatışla Apollo 11 isimli uzay aracı Ay'a doğru yola çıkıyordu. Neymiş bu telaşı kızım? Mühim bir şey değil babacığım. Ben bir aşağı bakıp geleceğim. Hemen geliyorum kahraman. Vecihi Hürkuş gözünü göklere dikmiş, hayallerinden asla vazgeçmemişti. Dehası ve mücadelesiyle adını tarihe kazımış, istikbale giden yolda bir meşale yakmıştı. O meşale hala yanıyor. Göğe bakan gözlerde, vatan için atan kalplerde.